Yok, İsmet İnönü değildi. Evet. Mustafa Kemal Atatürk. Hayır, Mustafa Kemal Atatürk değildi. Kimim? Çocuklar, bir ipucu vereyim. Ben bir şairim önce. Tamam, bir şairim. Şairim, tamam mı? Ve sizin benim şiirimin ilk iki kıtasını satın bildiğinizi biliyoruz. Birçok şiirim var evet ama en çok bildiğiniz şiirin adı ne? İstiklal! Aslında İstiklal Marşı her ülkenin olduğu gibi bizim ülkemizde Türkiye'nin de olması gereken bir şeydi. Şimdi size İstiklal Marşı nasıl yazıldı, onu nasıl yazdım anlatmak istiyorum. Kabul ettim. Ben de bu yarışmaya katıldım. Çocuklar benim yazdığım İstiklal Marşı kabul gördü. Ve şu anda ülkemizin marşı olarak Mehmet Akif Ersoy'un şiirini siz her gün okuyorsunuz. Tabii ki benim sadece İstiklal Marşı'm yok. Birçok şiirim var. Hatta Safahat adında bir şiir kitabım da var. Onu da okumanızı isterim. Benim hayatkar çocuklar, sizler de bir gün benim gibi vatanınıza böyle değerli hediyeler verebilirsiniz. Bu şiir benim için beni ölümsüzleştiren bir şey oldu ve bir kahraman olarak anlıyorum artık. Sizler de bir şeyler yapmak ister misiniz böyle? Mesela bazınız doktor olabilir, değil mi? Bazılarınız öğretmen olabilir. Hatta bazılarınız taksici bile olabilir. Böyle bile ülkemize yararlı olabilir. Kalın kahramanlarından bilin. Biliyorsun bugün Sinirler Kadınlar Günü. Evet. Çok eski zamanlarda biliyorsunuz savaş olduğu zaman da soğuk böyle çok soğuk olduğu zaman ben böyle bebeğimle birlikte savaşa gittim. Evet, evet. Kitabımı okuyanlar bilir böyle kitabımı okuyorsunuz. Evet. Çocuklar ben Kasım'ın çok güzel bir köyde doğdum. Böyle her taraf ormanlarla çekildi. Çok güzel bir köyde doğdum. Böyle annem ve babam tarlaya giderdi. Portakal, pancar toplamaya giderken ben de gider onlara bakardım. Onlar ne yaparsa onların aynısını yapardım. Onlarla birlikte tarlaya giderdim. Daha sonra savaş çıktığında bir kadın olarak işte erkekler savaşa gider de kadınlar gidemez dediklerinde ben onlara gösterdim kadınların nasıl gidebileceğini. Çok da güzel gösterdim. Bugün zaten okulumuza siz ziyaret etmeye geldiğimde okul müdürünüze teşekkür ediyorum. Böyle bana bir karanfil verdi kadınlar günü olduğu için şehir amacı olarak. Dediğim gibi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.